de ol der ve olur kün fe yekün. Caner Hoca dedi ki fe takiplik takısıdır burada. Ol demiştir de hemen olmuştur anlamında değildir. Bir süreçten bahsedilmektedir. Ne diyeceksiniz? Şimdi Caner Hoca'nın orada yanlışı var. Şöyle Fai takip dediği doğru takip ifadesidir. Fai takibin siyak sibak denir, deriz biz. Cümlenin kullanıldığı geçtiği yer. Birkaç açıdan söyleyeceğim. Önce Arapça dil lügatı açısından söyleyeceğim. Fa'i takip neyin peşine geliyor? Emir, kün. Hani şöyle düşünün. Allahu Teala ol dedi. Ya bir ara yaparız. Olmaz. Allahu Teala ol dedi. Feyekun. Orada taciliyet içerir. Bazı yerlerde ceza hükmü içerebilir. Ceza derken karşılık hükmü içerebilir. Sen şöyle yaparsan karşılığında şöyle olabilir diye karşılık içerebilir. Burada emir var. Kün diyor, ol diyor. Hatta Maturidi ve şarih alimleri bu konuda şöyle bir farklılığa düştüler. Hatta daha ileri bir şey söyleyeceğim. Allahu Teala'nın "kün" diye lafız kullanarak emir vermesine gerek bile yok. Cenab-ı Hakk'ın iradesi ortaya çıktığında melekler bunu bilir, hemen yerine getirir ki burada öyle bir şey yok. Emretmiş, melekler bekletmez. Yani bu fa'i takip meselesi Allahu Teala'nın "ol" emrini tacil hani tehir edecek geciktirecek bir sonuca ulaştırmaz bu Arapça lugatına da aykırıdır. Emrin peşinde geldiği için İslam ulemasının ifadesine de aykırıdır. Maturidi Eşari al alimleri bu konuda ittifak halindedir. Taciliyet vardır, acelecilik, hemen ifadesi vardır. Ol demiştir, olmuştu. Hemen An olmuştu anlamında. Tabii. Oradaki fe künün arkasına geldiği için hem takip Hı -hı. ama aynı zamanda kün emrinin arkasına geldiği için taciliyet içerir. Bu sefer Allahu Teala emrini uygulatamıyor gibi haşa Cenab-ı Hakk'ın heybetine bir halel gelen bir mana çıkar buradan. Dolayısıyla burada taciliyet ve takip vardır ama taciliyetli bir takip vardır. Şunu sor. Yani dinlediniz e, aşağıda zaten. Dinledim, dinledim de işte <laughs> Kün feyekünden başlayalım mı? Evet, Kün feyekünden başlayalım. Keşke Ebu Bekir Hoca da beni dinleseydi. Baştan anlattıklarımı dinleseydi zaten bunları söyleyemezdi. Yani dediklerimi iyice anlamış olsaydı. Zaten bütün bu söylediklerinin cevabını almış olacaktı. Yani süreçle yaratmanın ne demek olduğunu anlamamayı tekrarladı. Şimdi Kün fey künden örnek verdiği için örnek vereceğim. Yani o kadar garip şeyler söyledi ki Allah gün bu anında olmayı gerektirir diyor. Bu Allah'ın işte halel getirir. Yani Allah'ın kudreti yüceliğine bir eksiklik olur diyor. Ya şimdi o zaman haşa Allah kendi kendi kudretine eksiklik getiriyor gibi bir anlam çıkar. Aslı mesela şeyi ee, Yasin suresi 81. 82. ayet. Bakın orada göklerin ve yerin yaratılması dan bahsederken... ...Allah bir şey dilediği zaman ona emri ol demesiyle olur diyor. Gökleri yeri. Peki Kur'an'daki ayetlerde Allah gökleri yeri altı dönemde yarattığı geçmiyor mu açıkça? Kur'an'da 5-6 yerde tekrarlanan bir ifade. Tek bir yerde de değil. Şimdi gökleri yeri Allah ayrı ayrı dönemlerden oluşan bir süreçte yarattığını söylüyor. Yani bir anda değil. Hı hı. E, eğer ki Allah ve burada tam kün fe kün ifadesi geçiyor bakın. İfadenin bizatihi kendisi geçiyor kün fe kün. Ama Allah altı dönemde yarattığı bir şeyi ol deyince olmayla tarif ediyor. Ben bunu demin dedim. Şimdi Diyor ki oradaki kün deyince Allah artık olmuştur bitmiştir diyor. Ya sen Allah'ı niye öğretiyorsun? Allah öyle bir şey demiyor ki. Fe takiplik edadı burada siyak sibaka bakacağım diyor. Ne siyah ne sibah. Siyak sibaka bakıyoruz. Kur'an'ın bütünlüğüne bakıyoruz. Yine Kur'an'ın bütünlüğüne baktığında işte Allah dönemde yarattığı bir şey için kün fekül ifadesini kullanıyor. Haydi gelelim oradan. Hazreti İsa'nın yaratılışında örnek vermiştim. Anlamadığı için tekrar etmek zorunda kalıyorum aynı şeyleri. Ali İmran 47. Rabbim benim çocuğum nasıl olur diyor Meryem falan. İşte Allah bir işi olmasını isteyince ol deyince olur diyor. Hazreti İsa'nın oluşu için. Ben demin bu örneği verdim dinleseydi. Şimdi Hazreti İsa'nın oluşu için... ...bakın burada kalıp da aynısı... ...kün fey kalıbı kullanılıyor. Ol deyince olur kalıbı kullanıyor. E peki... Ay, Hazreti... Caner Hoca kızacak bu verdiğiniz Hayır. soruya şimdi. Yok. Peki bugün yaşayan maymunlar... tahmini ne zaman insan e, olur? İnsan olup olmaması evrim törseçsizden bir şey değiştirmez. E, burada daha şeye döneyim. Hazreti Meryem'in sancıları geçiyor Kur'an'da. Belki çünkü Hazreti Meryem doğurmadı da der. Yani onu da anlamazlar. Ve... E, demek ki Hazreti Meryem hamile kalmış Hazreti İsa'ya onu taşımış. Bakın kün feykün bir anda olmadı Hazreti İsa. Meryem her anne gibi karnında taşıdı, doğum sancıları çekti, bir doğum süreci oldu. Ha demek ki kün fe ifadesi bir kere başlangıçtan dakika bir, gol bir süreçsizliği ifade Hazreti eder. Hazreti İsa'nın yaratılışıyla ilgili de ol der olur denmiş Tabii. ama diyorsunuz o da gitmiş 9 ayda doğmuş. Ya Kur'an'ın kullandığı ifade aynı kalıp geçiyor. Kün fe kün kalıbı geçiyor. İkisi için hem evrenin yaratılışı için ama Hazreti İsa için. Şimdi burada siyak sibak falan filan gibi bir şey dedi. Yani hiç alakasız şeyler. Kur'an'da aynı kalıbın geçtiği yerlerde bile fe anındalık ifade etmiyor. Hele müstakil olarak feyinin takiplik ifade edip süreci ifade ettiği yer Kur'an'dan 50 tane 100 tane gösteririm yani